Değerli izleyenler, Azerbaycan'la İran arasındaki siyasi gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanıyor. İran tarafından gelen İsrail ajanlarını bu bölgeye yerleştirdiler, getirdiler suçlamasına Azerbaycan en üst seviyede tepki gösterdi. Ayrıntılar için Bakü'ye dönüyoruz. TRT muhabiri Fatih Avanos karşımızda. Fatih bu karşılıklı atışmaların sonu nereye varacak? Senden dinleyelim. Evet, tansiyon özellikle İran tırlarının Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ topraklarına izinsiz bir şekilde girmesiyle başladı. Hatta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 27 Eylül'de Anadolu Ajansı'na verdiği mülakatta orada Han kendinde 25 bin Ermeni yaşıyor. Yani 25 bin kişilik bir pazar için kadim, dost, kardeş saydığın ülkeyle kötü olmaya değer mi diye sormuştu ilk etapta gayri resmi yollardan uyardıklarını ama e, ihlallerin devam etmesi sonrası büyükelçisinin e, Tahran'ın Bakü'deki büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını ve gerekli tedbirleri de artık almak zorunda kaldıklarını ifade etmişti. İşte bu açıklamaların ardından İran tarafından gerek e, parlamentodan gerek sivil toplum kuruluşlarından e, bir takım sert açıklamalar gelmeye başlamıştı bölgede. Ardından İran Azerbaycan sınırında onca yıldan sonra ilk kez bir tatbikat başlattı. Hatta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de işgal döneminde hiç yapılmayan tatbikat bölgede şimdi neden aklınıza geldi? Bu gerçekten şaşırtıcı dedi. Kimsenin iç işlerine karışmıyoruz ama gerçekten Azerbaycan halkı bunu merak ediyor demişti. Bugüne geldiğimizde yine İran'dan sert açıklamalar vardı. İran'ın iddiaları bölgeye İsrail ajanlarının girdiği yönündeydi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Karabağ'dan e, işgalden kurtarılan Karabağ'da ziyaretlerde bulunmuş bir takım açılışlar gerçekleştirmişti. Ve hemen İran'a da çok yakın bir noktada Cebrail'de e, İran tarafının bu iddialarına cevap verdi. Sert de bir tepki verdi. E, yaptığı açıklamada Aliyev Azerbaycan İsrail'i bölgeye getirdiği iddiaları mesne siz ve delilsiz dedi. İsrail'i burada nerede gördüler? Burada bir tek kişi bile yaşamıyor. Burada bina yok. Kanıt var mı? Yok. Kanıt yoksa herkes söylediklerinden sorumludur. Kimsenin bize karşı mesnetsiz iftiralar üretmesine de izin vermeyiz. Yine yanıtını verdi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Hangi ülkeyle? Hangi düzeyde ilişki kuracağımıza kendimiz karar veririz derken Ermenistan'la yakın ilişkileri olan komşulara da bugüne kadar hiçbir şekilde bir karşılık ya da bir onların ilişkilerine karışacak, müdahale edecek bir pozisyonda olmadıklarının altını çizdi. Ve bazı İranlı taşralı mollaların son dönemde Azerbaycan'a yönelik iftiralarını umursamadık dedi. Ama İran tarafından resmi açıklamalar gelmesiyle birlikte mesnetsiz suçlamalarla birlikte artık burada bir cevap vermek gerektiğini ifade etti ve yaptığı açıklamada kanıt yok kanıt yoksa herkes söylediklerinden sorumludur e ve söylediğiyle de kalamaz biz bunun takipçisi oluruz dedi ve Aliyev yaptığı açıklamada biz iyi niyet sergiliyoruz fakat bu kendimize yönelik asılsız suçlamaları kabul edeceğimiz anlamına gelmiyor. Bunu burada Cebrail'de Aras Nehri'nin kıyısında Azerbaycan halkına ve tüm dünyaya söylüyorum. Bize karşı yapılan asılsız suçlamalar cevapsız kalmayacaktır dedi Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve bu iddiaları reddediyor ve kanıt talep ediyoruz dedi. Gerçekten üst düzey, en üst düzeyden Azerbaycan'dan bir kez daha sert bir cevap geldi İran'a. Çünkü iddiaları hiçbir şekilde kabul etmiyor Azerbaycan. Bölgede herhangi bir yaşayış, herhangi bir imar, plan, bina kimsenin bulunmadığına dikkat çekiyor. Ve hiçbir şekilde de bölgede ne bir İsrail ajanının ne de bir insanın olduğunu söylüyor. Buna karşılık da delilsiz, mesnetsiz, e, altı aslında içi boş iddialarında karşılıksız kalmayacağını altını çiziyor İlham Aliyev. Fatih Havanos bize İran'la Azerbaycan arasında yaşanan gerilimin notlarını aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz.